buradan o elektronik kitabın avantajlarına girmiş oldun. Hani ben de bunu soracaktım. Evet. Çok işte kitabın bir tablet içinde bir sürü kitap bulundurma, eski yayınlara ulaşma bir giriş yapmış oldun. Mehmet Ali Bey ne der hani bir bu işleri satıcı rolünde? Elektronik kitabın avantajları en önemli özelliği dediğimiz gibi, insanın dediği gibi erişilebilirlik. Bu aynı zamanda da insan baş yazar açısından tarafına değinmiş oldu. Keşfedilebilirlik. Tabii. Yani okuyucu açısından erişilebilirlik çok önemlidir. İstediği kitaba istediği zaman erişilebilir. Bunu tabii ki biz oturmuş, yani içerik açısından oturmuş bir elektronik kitap pazarı için konuşuyoruz. Yani dünya standartları açısından söylüyorum. Türkiye'de şu an böyle bir çeşitlilik yok ama çok kısa zamanda olacağını varsayabiliriz. Çünkü bir elektronik kitaba yönelik bir Türkiye'de okur algısı oluşmuş oldu. Okur iletişimi yapıldığı için. Şunu söyleyeyim, okur açısından erişilebilirlik en büyük avantajdır. Yazar açısından da keşfedilebilirlik önemli bir avantajdır. Çünkü bir kitabın yazıldıktan sonra gerçekten onu okuyabilecek tonlarca okuru ıskaladığını bilir. Evet, kesin, kesin. Tonlarca okuru. O kitabı alıp arka kapağını görse okuyacak yüzlerce insan vardır. Ama bu insanlar o kitaba hiç rastlamazlar bile. Çünkü Türkiye'de kitap, yani kitap mağazalarının dağılımı, dağıtımcıların organizasyonu vesaire her şey çok zayıf. Dünyada standartları da öyle aslında değil mi bir anlamda? Yani ulaşılabilirlik dünyada da bir sorun değil mi? O kadar değil aslında. Bu kadar değildi evet. Ama tabii ki fiziki durumlarda fiziki şartlara şeysiniz, tabisiniz. Bir mesele bu. Öbür mesele elektronik kitabın taşınabilme kolaylığıdır. Bu okur bunu çok önemsiyor. Çünkü herkes bu tatile gitme örneğini verir. Biz de Türk milletinin bu arada tatile giderken alışkanlığımız yanında, farklı ya. Ne kadar çok ne kadar çok kitap okuduğunu öğrenmiş evet. olduk. Çünkü her kez e-kitap opsiyonunu değerlendirerek evet tatile giderken kitap götüremiyorum diye şikayet. Yazın satışta bir şey var. Hayır hayır bak şunu söyleyeyim acaba. Yok, şunu söyleyeyim mi yapıyorsunuz? Tatil kitap okumak için ciddi bir opsiyonmuş. Bu araştırmalarımızda evet, gördük. Evet, öyle. Çünkü yani deniz, kum, güneş güzel ama sıkıyor insanı. Kitap tatilde en büyük dostunuz oluyor. Dolayısıyla şey, bu arada hani siz benim istihza yaptığımı düşündünüz. Aksine buradaki arkadaşlarım da katılacaktır. Biz Türk okuyucusu ya da Türk milleti okumuyor şeyine asla katılmıyoruz.